Merhaba futbol aşıkları. Videoya geçmeden önce bizi Facebook'ta takip etmeyi unutmayın. Linke açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ara transfer döneminde santrafor takviyesi yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de eski golcüleri Vedat Muriç ismi ön plana çıktı. Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç de eşinin tekrardan Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair yapılan bir haberin sosyal medyadan paylaştı. Edibe Muriç'in bu hareketi sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu konuşulan Vedat Muriç ile ilgili konuştu. Muriç'i Fenerbahçe'nin isteğiyle ilgili bir bilgisinin olmadığını belirten Sarri, "Vedat Muriç iyi çalışıyor. Bologna maçı sonrası kendi performansının da takımın performansından da memnun değildi. Immobile'yi rahatlatmak açısından da bizim için bir çözüm. Ancak Fenerbahçe'ye transfer söylentileriyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe 2019 yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat'ı bir sezon sonra Lazio'ya 18,5 milyon euro bonservis bedeliyle satmıştı. Bu sezon Lazio'da 8 maça çıkan Kosovalı oyuncu bir asist yaptı. Üst üste gelen Trabzonspor ve Alanya yenilgileriyle sarsılan Fenerbahçe ligin formda ekiplerinden Konyaspor'a konuk olacak. Sabahın haberine göre sarı lacivertli takımda Serdar Aziz dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Cezası biten Altay yeniden kaleye geçerken Bright Osay Samuel hem yarın hem de gelecek hafta Kayseri maçında görev alamayacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 11. haftasında 32. cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Cambartu tesislerinde gerçekleştirilen idman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından idman çift kale maçlarla devam etti. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı. Bu antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertler akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya hareket edecek. Alanyaspor karşılaşmasında yedek soyunan ve sonradan oyuna giren Enner Valencia ve Mesut Özil'in Konya'da ilk 11'de yer alması bekleniyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın hücum hattında bu ikilinin yanında Diego Rossi'ye görev vereceği gelen bilgiler arasında. Ocak ayı için transfer planlarına devam eden Fenerbahçe'de gündem golcü takviyesi. Sarı lacivertlerde ilk aday Vedat Muriç olsa da Hulk ismi de gündemde. Sezon başında da adı geçen Pereira'nın eski öğrencisi için sarı lacivertlerin yeniden harekete geçtiği ileri sürüldü. 35 yaşındaki sambacı Atletico Mineiro ile Ekim ayında forma giydiği 6 karşılaşmada 4 gol atıp 1 asist gerçekleştirdi. Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Hulk, Fenerbahçe Teknik Direktör Ferreira ile Porto ve Şangay'da toplam 5 sezon beraber çalışmıştı. Ara transfer bölgesinde kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'da rota yine Romanya'ya döndü. Sarı Kırmızılılar Alexandro Çikaldo ve Olimpia Morata'nın başarılı performansı sonrası Scott ekibinin önerdiği 3 Rumen yıldızı gündemine aldı. Takvimin haberine göre listenin ilk sırasında FCSB formasını giyen Florinel Koman yer alıyor. Piyasa değeri 4,5 milyon euro olan 23 yaşındaki genç yıldız 5 kez Romanya milli takımında oynadı. Yine aynı takımdan Octavian Popescu da Galatasaray'ın listesinde yer alıyor. Rumen futbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olan yıldız futbolcu henüz 18 yaşında. Craiova'da oynayan Andrei Ivan, sarı kırmızıların gündemindeki 3. Rumen yıldız. Galatasaray devre arasında bu 3 isimden birisini kadrosuna katmak için çalışmalar yapıyor. Süper Lig'de ilk 10 hafta sonunda 17 puan toplayarak lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde yer alan Galatasaray'da yönetim düğmeye bastı. Transfer çalışmaları için şimdiden kolları sıvayan ve önceliği 6 numara takviyesine veren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim daha geldi. İtalyan basını sarı kırmızıların Serie A ekibi Roma'da forma giyen Diawara ile ilgilendiğini öne sürdü. Yineli oyuncu için Almanya Bundesliga ekibi Frankfurt'un da istekli olduğu ve Galatasaray'la yarış içine girdiği belirtiliyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu özellikle Roma'nın Bodo Glimt'ten 6 gol yediği UEFA Avrupa Ligi maçının ardından hocası Jose Mourinho ile sıkıntı yaşamıştı. Haberde Portekizli teknik adamın Diawara'nın üzerini çizdiği ve devre arasına gönderilmesini istediği belirtiliyor. Genç futbolcunun da Jose'nin tavırlarından rahatsızlık duyduğu ve bunu menajerine ilettiği de haberin detayları arasında yer alıyor. Henüz 18 yaşında 600 bin euro karşılığında Bologna'ya imza atan Ando Diawara,
Burada gösterdiği başarılı performansın ardından bir sezon içinde 14,5 milyon euroya Napoli'nin yolunu tuttu. Napoli'de yıldızını parlatan Diawara 2019'da 22 yaşındayken 21 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer oldu. Bu sezon ligde sadece bir maçta 7 dakika şans bulabilen genç futbolcu yeni bir maceraya yelken açmaya hazırlanıyor. Ancak İtalyan kulübünün henüz Diawara için bir bonservis bedeli belirlemediği öğrenildi. Kulübün Mourinho'dan bir rapor beklediği belirtiliyor. Diğer taraftan Galatasaray cephesinin oyuncuyu kiralamaya da sıcak baktığı bildirildi. Adı Galatasaray'la anılmaya başlanan Amadou Diawara'nın menajeri de sürece dahil oldu. Roma'nın teknik patronu Jose Mourinho'ya ağır eleştiride bulunan menajer Daniele Priano, Mourinho, Bodo Glimt yenilgisi için Diawara'yı günah keçisi mi ilan ediyor? Yoksa kulübünü bir transfer yapmaya mı zorluyor? İşin açıkçası anlayamadım. Ancak kesin olan bir şey var ki Mourinho son derece rahatsız edici bir durum yarattı. Şimdi bunu nasıl düzeltecek çok merak ediyorum ve endişeliyim diye konuştu. Roma takımında orta saha mevkinde forma giyen Amadou Diawara, 17 Temmuz 1997 tarihinde dünyaya geldi. 1.83 boyunda ve 75 kilo olan Amadou Diawara sağ ayağını kullanmakta. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Amadou Diawara 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Amadou Diawara bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısıyla oynamaktadır. Galatasaray yaz transfer sezonunda Çikaldao ve Morata'nı transfer etmiş ve geleceğe dair önemli iki yatırımda bulunmuştu. Cimbom için yakın zamanda Andrei Ivan transferi gündeme gelirken Rumen antrenör Nicolae Dica'yı konuyla ilgili konuştu. Galatasaray'ın Andrei Ivan transferine ilişkin Rumen basınında yer alan haber şu şekilde oldu. Andrei Ivan Galatasaray'ın dikkatini çekiyor ve milli takımın yardımcı antrenörü Nicolae Dica bu hamlenin Romanya futbolu için gerçek bir darbe olacağına inanıyor. Dica, diğer iki Rumen oyuncu Çikaldao ve Murutan gibi Ivan'ın da efsane teknik direktör Fatih Terim'in oyununa adapte olması halinde Romanya milli takımına çok şey katacağına inanıyor. Dica transfer ilişkin yaptığı açıklamada hızlı, güçlü ve çok yönlü bir oyuncu. Çikaldao ve Murutan Galatasaray'a transfer olduysa Ivan neden olmasın? 3-4 yıl öncesine göre çok büyük tecrübe kazandı. Bir dönem yurt dışına çıktı. Ama orada istediği ortamı yakalayamadı. Romanya'ya geri döndü ve eski maç formunu yeniden yakaladı. Galatasaray'a transfer olması halinde başarılı olacağına inanıyorum dedi. Bununla beraber Romanya milli takım teknik direktörü Mirel Radoi de konuya ilişkin yaptığı konuşmada Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Orada 3 Rumen futbolcunun olması bizim takımımız adına sansasyonel olur dedi. 4 Ocak 1997'de Romanya'nın Boreni şehrinde dünyaya gelen Andrei Ivan 1.85 boyunda ve sol kanatta görev alıyor. Tercih edilmesi halinde Ivan forvette ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Kariyerine GSU Craiova'da 19'da başlayan Ivan daha sonra Krasnodar ve Rapid Wien'de oynamıştı. Yıldız isim 2019-2020 sezonunda Craiova'ya geri döndü. Andrei Ivan bu sezon 11 müsabakada 4 gol 2 asist üretti. Öte yandan Romanya milli takımında da 9 maçta 1 gol kaydetti. Bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi YouTube ve Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.